Telefon mu çalıyor? Alo? Merhaba Umur amca. Annemle mi buluşacaktınız? Bir dakika bakayım uyanmış mı? Annem evde yok. Bana seslenmeden çıktı herhalde. Muhtemelen sizinle buluşmaya geliyordur. Tamam, görüşürüz. Eda, ay, ay, Eda, Eda. Babanın sesi. Neler oluyor? Babacığım neyin var? Bilmiyorum. Öksürmekten nefes alamıyorum. Ateşim de var galiba. Sen yanıyorsun. Sabahtan beri sesleniyorum. Annen de sen de duymuyorsunuz. İyi değilim. Ay dur dur. Hemen annemi çağırayım, seni doktora götürelim. Nerede annen? Şatoda değil mi? Umur amcayla buluşmak için bitişi kafesine doğru gidiyordu. Herhalde yoldadır. Anne! Anne! Ne var Eda? Anne, babam çok hasta. Hemen eve geri dön. Dönemem. Umur'la randevum var. Umur'la buluşmaya gidiyorum. Ay gitmemem için yapıyor bütün bunları. Kıskanç. Ya vallahi hasta. İnanmıyorsan gel kendin bak. Hadi oradan. Yutmam. Umur'la buluşmamızı engellemek için yapıyor bütün bunları. Vicdansız. Senden gelecek yardım eksik olsun. Öleyim de vicdan azabı çek. Merak etme baba. Annem yoksa ben seni hastaneye götürürüm. Hadi gel gidelim. Ay ne olur bir şey olmasın. Buyurun Umur Bey. Teşekkür ederim Suzan Hanım. Afiyet olsun. Ah, özür dilerim geciktim Umur. Hoş geldin. Yok yani geç otur canım. Nasılsın Suzan? Betüş yok mu? Ay evde bugün çocuklarla falan ilgileneyim dedik. Kafeyi de ben açtım. Kocan nasıl? İçki besinden hallice. Ne oldu, bir sorun mu var? Aman Umur Bey. Benim kocam Dudu Hanım ve ailesini peri sanıyor ya. Ha. Hani onları görünce sapıtlıyor. İşte o mesele. Doğru ya öyleydi. Ya. Hala iyileşmedi mi? Ya Allah yardımcınız olsun. Amin dedim. Ay size ne ikram edeyim Dudu teyze? Umur'unkinden alayım peki. Umur da nerede kaldı? Anne! Anne! Ne var Eda? Anne, babamı hastaneye götürdüm. Çok kötü üşütmüş. Doktor eve gitsin, istirahat etsin dedi. Ben şimdi babamı alıp eve gidiyorum. Hadi sen de eve gel çabuk. Babam hep seni sayıklıyor. Eve geleyim diye bütün bunları yapıyorsun. Hasta falan değil. Sen de onun yalanına ortak oluyorsun. Ya vallahi billahi hasta. Umur geliyor, kapatıyorum. Baba anne, kız ne haliniz varsa görün. Anne! İşte geldim kraliçem. Hoş geldin. Bye bye. Eda ile bugün buluşamıyoruz. Niye? Ne oldu? Annem izin vermemiş mi yine? Yok, Duda Hanım evde yokmuş da köpeğiniz hastalanmış. Eda Hanım da başında bekleyecekmiş. Ne? Köpeğimiz mi hastalanmış? Allah Allah. Hadi baba, iç çorbanı sıcak sıcak hadi. İçmezsen serum bağlayacaklar. Ay hiç midem kaldırmıyor. Ama bari bir kaşık iç. Hadi biraz zorla kendini hadi. Ay sen beni zorlama. İstemiyorum. Ay babacığım. Ne oldu, geçmiş olsun, iyi misin? Hastayım kızım. Ciğerlerimi üşütmüşüm. Canım, doktora gittiniz mi? Gittik, sabah doktordaydık. Bir ara ateşi 40 dereceye kadar çıktı. Ne dediler? İstirahat ederse bir şey kalmaz dediler. Eda, gerçeği söyle. Gerçeği. Ne gerçeği? Yok canım, ben o kadarına inanmıyorum baba. Ya söylesenize, kendi aranızda konuşup durmayın. Doktorlar, Taci Bey 60 küsur yaşında bir fani. Böyle soğuk algınlığını kolay kolay atlatamayabilir dediler. Benim durumumda olup ölenler varmış. Allah korusun. Bana ölmek koymuyor. Annenin bu haldeyken arayıp sormaması dokunuyor. Nerede anne?
Ya annem, senin kafede Umur Bey'le buluşmaya gitti. Babam hasta dedim ama inanmadı. Ben şimdi onu alıp getiririm. Boş ver Betül. Bırak keyfine baksın. Bir kıymeti kalmadı artık. Olsun baba, ben yine de onu buraya getireceğim. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Anne, bir saniye bakar mısın? Ne oldu Betüş? Babam hasta. Ay sen de mi? Anne sahiden çok hasta. Ben biliyorum niye böyle yaptığınızı. Ya ne laf anlamaz kadınsın, çok hasta diyorum babam. Keşke hastanedeyken beni buradan çıkarın diye tutturmasaydın baba. Bak ateşin düşmedi işte. Acaba yeniden hastaneye geri dönsek mi? İstemem, istemem. Oldum olası sevmem hastaneleri. Beyaz beyaz duvarlar hep üstüme üstüme gelir. Aa, öyle değil mi baba? Seni en güzel peri hastanesine götürdüm. En iyi doktorlar, en iyi hemşireler hep etrafında pervane oldular. Ne olursa olsun hastane hastane istemem. Öleceksem kendi evimde öleyim. Taci. Allah razı olsun Dudu. Sonunda geldin demek. Nasıl oldu? Ateşi yine çıktı ama hastaneye gitmek istemiyor. Ben şimdi seni iyileştirecek bir sihir bulurum. Doktorlar ellerinden geleni yaptı. Sen zahmet etme. Karışma sen. Uyuyakaldı Betüş. Ay yazık, hiç hali yok. Anne, ya bu hastalığı atlatamazsa babam? Atlatacak. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama o bir fani anne. Eninde sonunda... Uzun zaman yaşaması için her şeyi yapacağım dedim sana. Hayret anne. Sabah bize inanmayıp gelmedin. Şimdi babamdan kıymetlisi yok. O kadar da kalpsiz değilim herhalde. Ona bir şey olmasını, onun acı çekmesini istemem. Ne hazırlıyorsun? En kuvvetli şifa sihirlerinden bir iksir. Bunu daha önce de ona içirmiştim. Onu hastalıklardan koruyor. Perihan teyzeye de bir sorsaydık ama. Annem onu çağırmamıza izin vermedi ki. Tabii izin vermem. O kim oluyor? Ona ne? Ben kendi kocamı kendime iyileştiririm. Yani eski kocamı. Ay anne, babam böyle söylediğini duysa zaten iyileşir. Sus cıvıma hemen. Babanın yemek kabını getir. Uyandır. Şunu içirelim hemen. Hadi, hadi. Baba, babacığım, babacığım. Aa iyi, 38'e düşmüş. Oh çok şükür. Kendini nasıl hissediyorsun babacığım? Daha iyiyim, çok daha iyiyim. Dudu bana ne içirdiyse öksürüğüm kesildi. Üzümünü ye, bağını sorma. İyileşiyorsun ya, ona bak. Senden bu iyiliği beklemezdim Dudu. Beni şaşırttın. Umur'u bile bırakıp bana bakmaya geldin. Tabii bakacağım. Geçinemiyorsak da düşmanım değilsin ya. Sen bana hep böyle davran. 100 yaşına kadar yaşarım. Ya ben sana demedim mi anne? Gevezeliği bırak. Çocuklar ne oldu Allah aşkına? Az önce Sadık'tan duydum. Çilek'in arkadaşını yuvaya bırakıp hemen buraya geldim. Ne oldu Taceddin'e? Üşütmüş. Sabahtan beri çok fenaydı. Şimdi kendine geldi. Büyük geçmiş olsun. Hastaneye falan götürdünüz mü bari? Benim yapabileceğim bir şey var mı Duducuğum? Yok hayatım, yapacağın hiçbir şey yok. Ben her şeyi hallettim. Vallahi babam hastanede tedavi olmak istemedi. Onu eve getirdik, annem iyileştirdi. Ay, ay vallahi başkası söylese inanmazdım. Çok duygulandım Duducuğum. Yani bir faniyi iyileştirmek her perinin yapacağı sihir değildir. Dudu da her peri değildir. Bizim de elimizden bazı sihirler gelir herhalde. Hele eski kocanın yüksek tansiyonu, şekeri ve kolesterolü varsa... ister istemez hastalığının sihirli çaresini de öğrenirsin. Ay, tamam Duducuğum, tamam. Ne sinirleniyorsun? Ben sadece yapabileceğim bir şey var mı diye sordum. Kıskandı seni, kıskandı yine. Bence de. Hiç de değil. Neyse ben gideyim artık. Yardıma ihtiyacınız olursa her şeye rağmen koşar gelirim. Taceddin'cim geçmiş olsun canım. Sağ olasın Perihan'cığım. Hadi hoşça kalın. Her
her şeye maydanoz olmazsa olmaz. Anneciğim hadi ben artık gidiyorum, sonra yine gelirim, tamam mı? Hadi bakalım. Anne ben de Betüş'le gidebilir miyim? Hem biraz hava almış olurum. Babam da iyileşti. Hem zaten sen onun başındasın. Hı? O zibidiyi görmeye mi? Aa, olur mu anne? Yeğenlerimi görmeye gidiyorum. Tabii tabii. Sihirli aynamdan gözüm üstünde olacak, ona göre. Tamam gitmiyorum. Peki ben gidiyorum. Hadi hoşça kalın bakalım, yine gelirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.